FETÖ'yle AK Parti. Gerçekten itiraf bu. Bir de o e, yeni görevini Sayın Ayvalı'nın. Yani hani diyeceksiniz ki ya televizyonda biz FETÖ'yle işbirliği yaptık diyen adamı AKP'nin linç etmesi lazım. İşte şehitler verildi. 15 Temmuz'u her yerde pankartlar astılar, parklara e, plaketler koydular. İsimler değiştiler, cadde isimleri Biz kontrollü isimleri. darbe deyince kızdılar. Kızdılar. Bir de o yeni görevle ilgili bir şey var. Onu da getir sevgili Emre. Şimdi bu da yeni göreve atanma şey. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. AKP içinde FETÖ ile işbirliği yaptık diyen özel olarak ödüllendirilirken sizin hakkınızda niye fezleke gönderiliyor? Fatih Bey bunların yaptığı her iş sahte. Bakın her iş sahte. Her iş düzmece. Her iş bir açıkçası algı. Başka bir şey değil. Yani onlar da biliyorlar geçmişte ne yaptıklarını, birlikte hangi suçu işlediklerini, birlikte hangi e, oyunları düzenlediklerini gayet iyi biliyorlar. Ya yani bunlar şu anda yasaklamaların gerekçeleri. Ya biz geçmişte bunları yaptık, bu suçları işledik ama bunu gündeme getirmeyin. Bunu sakın bir daha ortama ortaya dökmeyin deyip bir şekilde e, yasaklayarak engellemeye çalışıyor ama vatandaşımız geçmişte onların ne yaptığını, hangi konularda hareket ettiğini, birlikte hareket ettiğini tekrar söylüyorum gayet iyi biliyor. Fatih Bey gayet iyi biliyor. Onun için hiç böyle yani yok 128 milyar dolar nerede yasaklayarak ne o paraların, o bu, bu milletin kaynağının nereye harcandığını sormamızı engelleyebilirler. Ne FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili e, soruları sormamızı, o e, broşürleri yasaklayarak bir şekilde bize fezlekeler düzenleyerek engelleyebilirler. Biz bütün bu olayları, bütün gerçekliğiyle, bütün belgeleriyle e, vatandaşımıza bunu ifşa etmek durumundayız. Vatandaşımızın gerçeği öğrenmesini sağlamak zorundayız. Peki, e, yani şunu anlamaya çalışıyorum. Ya kendi içinde biz ile işbirliği yaptık diyenlere. Özel olarak yeni görevler ihtisas edilebiliyor. Hatta genel merkezde genel başkanın yanında çalışması Fatih Bey, için. Yani bu normal mi ya? ya Fatih Bey. Anlayamıyorum ben Hayır ya. darbeye karışanın kardeşini büyükelçi yapmadı mı? Evet. E darbeye karışan kişinin kendisi yanına alıp yardımcı yapmadı mı? Bunu ilk defa olan bir olay değil ki bu. İlk defa yaptığı bir şey değil. Geçmişte bir sürü darbecilerin yakınlarını darbeye bulaştığı düşünülen insanları etkili görevlere getirdi. Kimi kimi inandıracaksınız o zaman siz? Bu darbe girişiminin kontrollü olmadığına. Bu darbe girişimiyle ilgili insanların kafasında e, şüphe oluşmasını nasıl engelleyeceksiniz? Siz eğer gerçekten bu konuda samimi olsanız, yani bunun askeriye de var. Adliyede var. işte bir eğitimde var, her yerde var ama siyasette hiç bunun ayağı yok. Siyaset hiç FETÖ ile birlikte hareket etmiş onun değirmenine su taşımış, onunla birlikte yürümüş kimse yok öyle mi? Buna kime inandıracaksınız? Buna inanmamız mümkün mü? E i̇şte biz de bu soruyu soruyoruz. Ya bunu her yerde buldunuz bu FETÖ'cüleri. Hatta bankaya para yatıran insanı bile tutukladınız. Birçok insanı mağdur ettiniz. Ya öğrenciler, öğrenciler, askeri öğrenciler. Sonuçta talimatla hareket eden emir komuta zincirine göre aldığı talimatı yerine getirmekle mecbur olan öğrencileri bile Tutukladınız hala e, tutuklular ve hapisteler. Bunlar yargılanıyor, cezalandırılıyor. Bankaya para yatırdın, dershanesinde okudun, okuluna gittin. Bunlar hepsi mağdur. Bunların hepsi şu anda ceza çekiyor. Ama sen bakıyorsun, diyorsun ki bu siyasette bunlara hiç destek veren, bunlarla birlikte hareket eden, bunlara sempatizan toplayan, bunların elini güçlendiren kimse yok diyorsun. Buna kim inanır Fatih Bey? çok güç hiç pek... kimse inanmaz. Şunu şurada... biz o zaman yani FETÖ'nün başını söylediğimizde en büyük eee FETÖcü'yü ifşa ettiğimizde kıyamet koparıyor. Niye kıyamet koparıyorsunuz? Niye ko kıyamet koparıyorsunuz? Yani yani sonuçta bunu e, imkan sağlayan, ne istedikse verdik diyen, işte Allah bizi affetsin diyen yani birçok konuda e, itiraflarda bulunan ben miyim? Sonuçta bu işi azmettiren, yaptıran bir siyasi ayağı var. Onun en tepesi var. En tepesinden aşağı doğru bu işi azmettiren, yol gösteren, güçlendiren, destek veren bir yapı var yani. Darbe günü bu darbeyi isteyerek ya da istemeyerek göz yuman... Ve darbe gecesi kendi karargahını gelen darbecilere isteyerek ya da istemeyerek teslim eden, kafasına silah dayanan, apar topar götürülen Genelkurmay Başkanı'nı, Milli Savunma Bakanı yaptılar mı? Şimdi Fatih Bey. <laughs> yaptılar mı? Yaptılar. Daha çok şey yaptılar. Ee, darbe komisyonu kuruldu. Oradaki raporları açıklasınlar. Oradaki raporlarda birçok gerçeği vatandaştan saklıyorlar, gizliyorlar şu anda ve orada nelerin olduğu çok açık net belli. O kadar çok kafalarda soru işaretleri var ki hani bu program ona yetmez anlatmaya. Yani darbenin saatinden, darbenin o gün işte kuvvet komutanlarının farklı farklı yerlerde olmasından birçok soru var. Birçok konu var aslında. Yani saat 12.30'da bilgi alınıyor, öğreniliyor. Bu ülkenin Cumhurbaşkanının bundan haberi yok. Enişte Cumhurbaşkanı bilgilendirilmiyor. Buna kim inanır Allah'ınıza severseniz Fatih Bey. Evet çok önemli. Şunu not olarak söylemek lazım. 2016'da kurulan FETÖ darbesini araştırma komisyonu sene 2021 hala raporunu yayınlamadı. Tam 5 yıl oldu. Komisyon toplandı, bir rapor hazırlandı. Rapor meclis tutanaklarına rapor anlamında eskiz olarak girdi. Daha sonra meclis başkanı hazırlanan raporu muhalefet şerhiyle beraber 600 sayfalık raporu imha etti. Yani çıkardı meclis e, arşivinden. Şu an Türkiye'de toplanıp da raporu olmayan tek komisyon FETÖ darbe komisyonu. Ve rapor ortada bugün de yok. Hala yok. Onunla ilgili ben bir kitap yazdım Sicil diye. Birebir raporun e, ayrıntılarını koydum oraya. O kitapta rapor var ama parlamentoda rapor yok. Neyse e, bu çok önemli bir konu ama e, ben sizin özellikle sizin için bir plaket olarak görüyorum. Bir e, yani sizin için bir alnınızın aktığını bir göstergesi olarak görüyorum bu e, özellikle son gelen bu fezlekeleri. Bu sizin onur gurur kaynağınız. Onun için canınızı sıkmayın bence. Hiç Sıkılacak bir şey yok. Aha. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi bildiğimiz doğru yoldan asla döndüremezler. E, bu ülke Gerçekten içinde bulunduğumuz süreci bugün anlamayanlar yarın çok daha iyi anlayacaklar. Bizim e, bu ülke adına neler yaptığımızı, e, bu ülke adına hangi e, mücadeleleri verdiğimizi daha iyi anlayacaklar. E, üzülerek söylüyorum Fatih Bey, e, bu ülke şu anda gerçekten yönetilemiyor ve bu ülkeye ihanet ediliyor. Bu ülke. Bu ceberrut yapıdan dolayı her geçen gün dışarıda, içeride her anlamda maalesef daha kötüye gidiyor. Evet. Gelelim şu evet. gri pasaportu. Ya çok enteresan bir şey. Dünya rezil olduk, Sayın Başkan. Yani her şeyi bir kenara bırakın. Dünya rezil olduk. Dünya şunu söylüyor artık. Türkiye'den gelen gri, yeşil ya da kırmızı pasaport milletvekilleri dahil hiçbir pasaportun bizim gözümüzde çok hükmü yok diyor. Çünkü devletin verdiği pasaportla siz gider o ülkeye iltica eder kaçak çalışırsanız bundan sonra buradan gidecek devlet memurlarına hiç kimse hoş geldiniz demeyecek. Nedir şimdi, bu olay? Bu olayı bize bir şimdi, anlatın. Biraz da CHP'li metniyelere yıkılmak isteniyor. Çok enteresan. Evet, evet. Yani çok evet. algı evet. operasyonu şimdi, kurnazca. Fatih Bey ben kısaca bir şey anlatayım buyurun, size. Buyurun. Şimdi ben belediye başkanı iken Japonya'ya gittim. İşte yani herkes e, e, doka aracılığıyla gitmiştik e, o zaman. Herkes geçti. Ben geçemedim gümrükten havaalanı gümrüğüne. Ya bekletiyorlar, soru soruyorlar falan. Hani İngilizce cevap vermeye çalışıyoruz falan. Belli bir süre sonra tabii şey yaptık. Ee, girebildik ama epey uzun sürdü. Çok kısa anlatayım. Daha sonra bu niye böyle oldu? Beni niye beklettiler falan deyince bizim tabii Japonya'ya gidip çalışan çok sayıda hemşerimiz var. Özellikle Fatsalı hemşerilerimiz. Ee, tabii bir şekilde kaçak bir şekilde formül bularak giriyorlar. Ee, o yüzden bütün ordu doğumlu ordu olanları özellikle mercek altına alıyorlarmış ve, ve çok titiz bir incelemeden geçiyorlarmış. O zaman öğrendim bunu. Şimdi de yani Türk pasaportu taşıyan herkese herhalde başka ülkelerde böyle derinlemesine bir incelemeye tabi tutup bu işi zorlaştıracaklar. Bakın olay şu. Gri pasaport nedir? Gri pasaport şudur. Resmi e, ismi aslında hizmet damgalı pasaporttur. Yani kamu kurumları adına yurt dışına görevlendirilen kişilere verilir. E, bu pasaport sadece hizmet için alınır. Sadece o görev için alınır ve e, herhangi bir tatil veya iş gezisi şu bu için asla kullanılmaz. E, ve bunun en önemli özelliği de bu pasaportun vizesizdir. Birçok ülke vize